Enfes Mutfak kanalımdan bugün herkese merhabalar. Sizlere çok az malzeme ve çok kolay yöntem ile hazırlamış olduğum yüzeyi pul pul dökülen, içerisi kat kat tel tel dökülen harika bir börek tarifi hazırladım. Buyurun şimdi hep birlikte tarifin yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık suyu alıyorum. 1 tatlı kaşığı kuru mayayı ilave ediyorum. Maya eriyene dek güzelce karıştırıyorum. Daha sonrasında un ilavesine geçiyorum. Her zaman olduğu gibi unu kontrollü olarak ekliyorum. Unun bir miktarını ekledikten sonra yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıp yoğurmaya başlıyorum. Bu şekilde ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Yoğurmuş olduğum hamuru hiç vakit kaybetmeden hemen nişasta ve un karışımı serpmiş olduğum masanın üzerine alıp dört parçaya kesiyorum. Her bir parçayı güzelce yuvarlayarak düzgün bir beze haline getirip hazır edip kenara alıyorum. İlk yapmış olduğum bezeden açmaya başlıyorum. Açarken yapışmaması için nişasta ve un karışımı kullanıyorum. klava hamuru gibi incecik tül gibi olmasına gerek yok fakat açabildiğim kadar büyük boyutta yine açıyorum yaklaşık 50 55 cm çapında olması yeterli benim için Yeteri kadar açmış olduğum hamurun yüzeyini eritip oda ısısına getirmiş olduğum yağdan bolca sürüyorum. Hamurun hiçbir yerinin kuru kalmamasına özen gösteriyorum. Yağladığım hamuru orta kısmı bütün kalacak şekilde kenarlardan üçgen üçgen kesikler atıyorum bu şekilde 6 7 tane kesik attıktan sonra kestiğim her bir parçayı üst üste koyarak ortada birleştiriyorum. kesmiş olduğum tüm parçaları ortada birleştirdikten sonra bir tane katını biraz daha çekiştiriyorum ve hamuru ters yönünü döndürüyorum. Bu kısma ortaya istediğiniz iç malzemeyi ekleyebilirsiniz. Ben lor peyniri kullandım. Tüm kenarları hamurun orta kısmında birleştiriyorum. şekilde tekrar bütün bir tek bir beze haline getirdim. Geri kalan tüm hamurlara aynı işlemleri tamamlayarak kenara alıyorum. Ben bu işlemleri yaparken her biri önceki yapmış olduğum hamurlar kenarda dinlenmiş oluyor. İsterseniz pişirme aşamasına kadar olan tüm aşamaları akşamdan veya bir gün öncesinden hazırlayıp hava almayacak şekilde dolaba koyup ertesi güne rahatlıkla ve kolaylıkla çıkartıp e, üzerine yağlayıp pişirebilirsiniz. tüm tariflerimde olduğu gibi burada da yine bütün detayları sizlere anlatmaya çalıştım. Fakat aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yine yorum kısmından belirtebilirsiniz. Şimdi yağlayıp katlamış olduğum hamurlardan ilk yapmış olduğum bezeyi aldım. Tekrar açma işlemine başlıyorum. Fakat bu sefer çok büyük boyutta açmıyorum. Çok böyle pide şeklini verecek kadar açıyorum. Böyle uzunlamasını açtım ben. İsterseniz yuvarlak olarak da açabilirsiniz. ne çok fazla ince ne de çok kalın olmayacak şekilde açıp yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisini alıyorum. Geri kalan tüm hamurları da aynı şekilde açıp hazır ediyorum. Kanalımda daha bir sürü hamur işi tarifleri bulunmaktadır. Kanalıma girip videolar bölümüne girip oradan istediğiniz videomu inceleyebilirsiniz. Kalan yağı hamurların yüzeyine sürüyorum. Dört hamurun dördü de bir tepsiye sığmadığı için ikişerli olarak pişirdim. Yağladıktan sonra üzerine böyle bir şekilli hamur kartı ile şekil verdim. 180 derecelik ısınmış alt üst ayarı açık fırına gönderdim. Altı da üstü de güzelce kızarıp kabarıp piştikten sonra fırından aldım. Dördünü de pişirdim. Hemen sizlere bir tanesini alıp doku testi olarak göstermek istiyorum. Sizlerin de görmüş olduğu gibi yüzeyi pul pul dökülen iç kısmı tel tel kat kat ayrılan bir börek oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Bir de hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Tüm sosyal medya mecralarında beni aynı profil resmim ve aynı ismim ile bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, huzurla kalın, hoşçakalın.